Dolar özellikle ciddi oranda bir düşüş yaşadı. Tabii öncelikle istersen bunu soralım. 6,80'lere girer mi diye hemen başlar başlamaz soran arkadaşlarımız olmuş. Elbette ki biraz sonra katılanların sayısı da artacaktır ama en önemli olay tabii bugün herkesin konuştuğu dolardaki bu düşüş. Ne oluyor Mehmet piyasalarda? Şimdi Türkiye'nin içinde bulunduğu durum aşikar. Bunu daha önce burada özetlemiştik. Venezuela örneğini vermiştik. Ama dedik ki neredeyse bir yıldır kimse Venezuela konuşmuyor. Bundan sonra da Venezuela konuşurlarsa, Biden dediğini yapıp da masaya oturursa iyi yönde konuşacaklar. Şimdi bu rüzgar her taraftan esiyor. Memleketler eğer sınırlarını koruyor ve savaşla ilhak edilmiyorsa memleketlerin çöküşü, bitişi bunlar tamamen psikoloji ve algıyı yönetme işi. Yani çok fazla kötümserlik var dünyada ve Türkiye'de yaklaşık bir 10 yıldır var bu. Yani bu özellikle bu 2015'teki darbe girişimi sonrası ekonomik bozulma ile beraber daha da arttı. Her kafadan bir ses çıkıyor çünkü bir kısım insanlar bu darbe girişimi sonrası kaçtılar. Amerika'ya, Almanya'ya, oraya buraya ve çağımızda teknoloji çağı. Oradan da teknolojiyi tabii ki çok iyi kullanabilenler sürekli olarak bir şey pompalıyorlar. Bunu görüyorum ben. Yani neticede insanlar da YouTube'da şu an biz yayın yapıyoruz. Twitter'da, Instagram'da, orada burada. Özellikle Twitter'da birilerini çok rahatlıkla görüyor ve takip ediyorlar. Birilerinin mesajları da çok rahat erişiyor ve ulaşıyor. Şimdi Türkiye iyi durumda değil. Çok net. Onun için de bir güven kaybı yaşadık. Bu sene daha da fazla, daha doğrusu 2020 yılında daha fazlaydı bu. Paramız yıl içinde neredeyse %52 değer yitirmişti. Bu da daha fazla dövize yönelime sebebiyet verdi. Geçen hafta bile 760 milyon dolar halkımız biliyorsun tercihini dolar yatırımından yana kullandı. Şimdi bir takım belirsizlikler varsa ve güvensizlik ortamı varsa bunu doğal karşılıyoruz demiştik, konuşmuştuk zaten. Bunun eleştirilecek bir tarafı yok ama bunun için güzel bir örnek var. Bugün ben bir grup arkadaşımla beraberdim. Bu şeye benziyor. Şimdi patates çok pahalı, acayip. Ya da soğan biliyorsun 2 sene evvel inanılmaz pahalılanmıştı. Ertesi sene soğan sefil oldu. Neden? Çünkü soğan çok pahalı diye bütün çiftçilerin çoğu soğan ekmeye kalkıştı. Toprak tabii ki ona elverişliyse. Ertesi sene o soğanların çoğu gübre oldu. Bir dönem biz bunu Narenciye'de de yaşadık. Yani insanlar mandalina çok pahalıydı. İşte Akdeniz'de mandalina işte gübre ediliyorken bir anda pahalılaşınca ürünü almaya başladı. Ama ertesi sene tekrar ucuzladı. Yine gübre oldu. Fark etmedi. Şimdi Türkiye'deki dolar yatırımı da buna benziyor. Kurumları da dahil edersek Sami 250 milyar dolar artık çok net aştık yani. Belki 260'a doğru koşuyoruz. Sadece bireysel yatırımcının döviz tevdiat hesapları toplamı şu an son rakam değil bu. Son rakamda belki daha da arttı. 236 milyar dolar. Şimdi hocam diyorsun ki Türkiye çok kötü durumda. Neredeyse hep işte konuşuyoruz batık durumda. 440 milyar dolar toplam borcu var diyoruz. Yanlış mı? Öyle diyoruz. Bunun 250 milyar dolardan fazlası halkımın bankalardaki hesabında. Hep bunu söylüyoruz. Bir o kadar da Türkiye'de dünyadan farklı yastık altı var. Bakmayın biz bayağı zengin bir ülkeyiz aslında. Çünkü diğer ülkelerin zenginliği devletlerin zenginliğiyle oluyor. Halkının zenginliğiyle değil. Bu ne demek? Onu da izah edeyim. Özellikle Avrupa'da devletler daha zengin. Halkın çok çok küçük bir kesimi müritler. Amerika'da bu biraz daha farklı. Amerika'da zenginlerin sayısı daha çok ama halkın çoğu fakir. Şimdi hal böyle olunca Türkiye enteresan. Türkiye'de de tabii ki zenginlik ölçüsüne bakıldığında halkın çoğu fakir. Ama çok fazla sayıda bireysel zengin var Türkiye'de. Gizli zengin çok mesela. Diyeceksiniz ki ya da birileri şimdi beni oradan eleştirecek. Ben Anadolu'yu çok geziyorum. Yani hiç olmayacak şekilde zenginler çıkıyor karşıma. Herkesin parası gizli ya. Şimdi burada ifşa edecek birisi tabii o kimmiş, bu kimmiş, bu değilmiş. Ama tabii sen bir bakıyorsun, ölçüye bakıyorsun. Diyorsun ki bayağı zengin ya. Yani senin sittin sene kazanamayacağın paralar kazanılmış. Üstüne üstlük. İnanılmaz mevduatlar yapılıyor ve inanılmaz mevduat taleplerinde bulunuyor. Çünkü paralar o kadar büyük ki risk almak da istemiyor. Şimdi tüm bunlara bakıldığında bu kadar çok doların olduğu yerde o doları bir yerlerden satın almış olmamız lazım, öyle değil mi? Belli ki yabancı da bize dolarlarını satmış. Ya almışız onu.
sistem geçmişte böyle çalışmıyordu. Bankalardan gidip dolar alamıyordun. Çünkü o bankalar dolar bulmaya çıktıklarında bulamıyorlardı. 1994 krizinde böyleydi mesela. İnsanlar kapalı çarşıya gidiyordu. Yani ayaklı borsa dediğimiz şekilde işte borsada işlemler oluyordu. İnsanlar tezgahta hisse senedi satıyor, hisse senedi dolaşıyordu. Şimdi bankalar belli swap veya takas işlemleriyle istedikleri kadar dövizi temin ediyorlar. Yani biz döviz almak isteyen o dövizi getiriyor. Bir ara biliyorsun krizin en depreştiği dönemde uçakla cash gelmişti döviz hatırlarsan. Hal böyle olunca da gerçekten o dövizleri halkım almayı başardı. Elinde yani şu an. Tabii böyle bir durumda bu kadar yığılma olunca da tek yönlü bir talep olunca da tabii cari açımız devam etmesine rağmen cari açığın boyutu bir şekilde idare edilebilir konumda pandemi ortamında idare edilebilir konumda tutuluyorken maalesef kur iştahı tek yönlü gelişiyor. Hal böyle olunca da orada arada tabii biliyorsun bu Suriye muhabbeti neredeyse pandemi yaşanmaya başladığından beri bitti. Sosyopolitik gelişmeler de olmayınca mesela Yunanistan muhabbetimiz oldu. Şimdi orada da bir sakinleşme var. Her ne kadar Amerika ve Fransa Yunanistan'la tatbikatlar yapsa da biz topa şu an ayağımızı sokmuyoruz. Uzak duruyoruz öyle söyleyeyim. Ortaya böyle gerilimler de çıkmayınca kur tabii böyle yavaş yavaş aşağı doğru salınıyor. Ama şunu unutmamak lazım. Türkiye'nin güçlükleri var, sorunları var. Sadece ekonomik değil. Önümüzdeki dönem için işte Amerika'da başkan değişti. Biden ne yapacak bilmiyoruz. Evet. Elime bir tane şey geçti. Düşünce kuruluşunun başkana tavsiyeleri bayağı böyle sıkı adamlar hazırlamış. Türkiye ile ve Suriye ile ilgili kısmı okudum sadece. Diğerlerine bakmadım. Ne diyordu Çünkü orada? diğerlerine de bakarsak Amerika'nın başka ülkelerde bayağı sorunu var öyle söyleyeyim. Ya diyor ki yani Erdoğan ve işte Erdoğan yönetimindeki Türkiye'yi hala müttefik olarak hani bir taraftan S-400 muhabbetiyle müttefik olarak görülemeyeceği aslında oraya yoruyor. Nihayetinde önümüzdeki dönemde özellikle Suriye'de bu PKK'nın uzantısı olan SDG'nin müttefik olarak tutulması gerektiği, İsrail ile ilişkilerin tabii ki İsrail'in korumasının varlığının devamı için Suriye'deki unsurların asla geri çekilmemesi ve korunması gerektiği. Nihayetinde özellikle Halk Bankası ile ilgili devam eden davanın da Halk Bankası'nın yapmış olduğu abuse yani yasa dışı girişime uygun bir şekilde cezalandırılması gerektiği tavsiye edilir diyor. Başlıklar bunlar. Başka şeyler de var da. Yani bizim ekonomik kanadı ilgilendiren şey bu. Ama bu tavsiye Biden buna uyacak diye bir şey yok. Neden? Bir bakıyorsun Venezuela ile ilgili de tavsiyeler var. Diyor ki yani Maduro'nun öyle veya böyle yıkılması gerek. Biden böyle düşünmüyor. Diyor ki ben masaya oturacağım onunla. Yani bu düşünen abilerin söylediklerini de başkan uygulamak zorunda değil. Tam tersi Amerika eğer böyle dik kenar devam ederse önümüzdeki dönemde sadece savaş yaratarak ya da savaşarak kendi ekonomisini de kurtaramayacak. Öyle görünüyor. Çünkü Fed'in bilançosu bu kadar çok büyümüşken, dünyada dolar bu kadar değersiz para haline gelmişken, bir o parayı çekmek büyük ızdırap bundan sonra. Faizi artırmak demek, borç yükünü artırmak, vatandaşını daha da fakirleştirmek demek. İki, ticaret ortaklarını, partnerlerini kaybetmek demek. Bugün Amerika ticaretini Avrupa ile yapmıyor. Çünkü Avrupa'da ticaret yapma telaşında. Çin'le papazsın zaten. Orada müthiş bir nüfus var. Hindistan kendi halinde ona bir şey satamıyorsun çünkü onun zenginliği ortada. Bu durumda Türkiye ölçeğinde ve boyutundaki ülkelerle çalışmak zorundasın. Öyle veya böyle. Burada 85 milyon nüfus var. Bir de acı tarafı bu nüfus son dönemde harcamaya alıştı. Tüketim toplumuyuz biz maalesef. Ben istemiyorum böyle olsun ama ben dahil hepimiz tüketiyoruz. Marka giymeye alıştık, pahalı şeyler almaya alıştık. Vazgeçmiyoruz telefonları kullanmaktan, vazgeçmiyoruz internet, telefondaki internet alışkanlıklarından. Bu da doğal çünkü teknoloji hayatımıza girdi ve bunların hepsine para ödüyoruz. Düşünebiliyor musunuz? iPhone 12 gelmiş Türkiye'ye. 12 Plus dedikleri bir tane modeli var bunun, büyük olanı. En üst modelde. Her adam 20 yani şimdi 21 bin liraya baktığında notebook alıyorsun iki tane hala 10 bin lira verdiğinde. Yani bu bir telefonun parası. Kim satıyor bunu? Amerikalı Apple. Şimdi adamlar kolay kolay bundan vazgeçmezler. O yüzden de şimdi dolar taşıyanlar için soru dolardı. Bunları anlatmak zorundaydım. Asıl risk burada başlıyor. Tutup da Şimdi Venezuela ile yaptığını yapıp evet. Venezuela pardon duyuluyor mu sesin?
Duyuluyor duyuluyor. Venezuela ile yaptığını Sesi yapan geliyor bir mu şu Biden an? yönetimi geliyor geliyor. Bize de muhtemelen bizimle de masaya oturacaktır. Evet. Muhtemelen yani öyle olacaktır. Önce bir masaya oturmayı deneyecektir. Eğer biz o masaya oturduğumuzda yani biraz olsun anlaşma sinyali verirsek ki verebiliriz neden olmasın Rusya ile kırmadan. O zaman yani kur için jeopolitik konumda risklerin azaldığı bir ölçekte ve ekonomi önemini yitirir. Belki o zaman 7 liranın altına sarkıp 6.80'i de görürüz cevabı vermiş olduk.